HDP'nin altılı masaya destek olması hep zaten mesela baktığınız zaman hükümete yakın medyada da şey söyleniyor. yani Bu masada aslında HDP'de var deniyordu uzun süre bir söylem olarak. En son Sayın Kemal Bey Kılıçdaroğlu adayını açıkladıktan sonra HDP cephesinden Sayın Demirtaş'tan da diğer HDP'li yöneticilerden de gelen açıklama desteğe çok yakın oldukları yönünde. Fakat içeride bir de İyi Parti diye bir parti var ki çok HDP ile eşleşmeyen iki parti ideolojik olarak ve söylem olarak. Bu bir krize yol açar mı? Bir. ikincisi HDP ile ilgili size şey de sormam lazım. Çünkü bugün HDP'den bir açıklama var. Başka bir parti ismiyle seçime milletvekili listelerine gireceklerini söylediler. Sizin bu konuya genel bakış açınız ne? Onları da lütfen bizimle paylaşın. Öncelikle bizim Millet İttifakı altı partiden oluşuyor. Yani Bazen Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli diyorlar ya masanın altında başka parti var falan diye ben her gittiğim toplantı açıp bakıyordum başka bir parti falan yok dolapta başka parti var diyorlar dolaplarda başka parti yok sadece altı parti var başka bir şey yok şimdi HDP peki bu resmin neresinde HDP biliyorsunuz ayrı bir ittifak içerisinde şu anda evet. yani HDP'nin içinde olduğu hatta başında olduğu yani önünü çektiği ana aktör olduğu bir başka ittifak var dolayısıyla burada Millet ittifak varken HDP'nin içinde ve önünü çektiği bir başka ittifak var. Dolayısıyla zaten teknik olarak burada olması mümkün değil. Ama şu andaki gündemde olan konu ne? Millet ittifakının bir ortak cumhurbaşkanı adayı var. Ve biz o ortak cumhurbaşkanı adayına sadece 6 parti değil daha fazla sayıda parti destek versin istiyoruz. Ve HDP'de başka partilerde eğer bizim ortak cumhurbaşkanı adayımıza yani Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz. Yani bu, 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 bu iyi, iyi bir şeydir. Başka partiler de gelsinler destek versin. Bizim ortak cumhurbaşkanı adayımıza. Ama bizim ortak adayımıza destek vermek başka bir şey. İttifakın içinde olmak başka bir şey. İttifakın içinde değiller. Yani biz bütün bu çalışmaları yaptık ettik ama bu çalışmalar da HDP hiçbir yerinde olmadı. Yani 6 parti oturdu bunlar çalıştı bitirdi. 6 partinin mutabakatıyla çıktı. ya yani bu çalışmaların hiçbir noktasında HDP yok idi. ama şu var bizim Deva Partisi olarak HDP ile ayrı bir açık diyalog kanalımız var biz anayasaya göre kurulmuş, yasalara göre kurulmuş, devletin denetim mekanizmasına sürekli tabi olan bütün siyasi partilerle konuşuruz. Her partiyle bizim diyalogumuz var. Ama bahsettiğiniz soru daha çok yani bizim ortak adayımıza destek vermek sanki HDP'nin millet ittifakına dahil olmuş olması ya da olacağı, olduğu olacağıyla ilgili böyle pakete konup sırf insanların zihnini bulandırmak için şu andaki hükümetin yalanı başka bir şey değil yani. Ha Diyalog kanallarının açık olması önemlidir bakın onu da söyleyeyim. Şunu ya, konuşa konuşa peki? çözeceğiz bir bu memleketi. Yani mi? mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek oldu HDP. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu diyelim. Evet. Dönüp HDP bu süreçte şöyle bir pazarlık yaparsa, ya biz buna destek olduk ama siz de bölgedeki terör operasyonlarını durdurun derse, nasıl bir tavrı olur Altılama Öyle bir pazarlık kesinlikle söz konusu olmaz, olamaz. Çünkü Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti, HDP dahil, terörden yana olamaz, böyle bir şey yok yani terör bizim hepimizin kırmızı çizgimizdir. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını şiddetle çözemezsiniz. Türkiye'nin sorunlarını konuşarak meşru demokratik siyaset içinde çözmek zorundasınız. Zaten biz HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmasını onun için önemsiyoruz. Yani konuşulacak ne varsa, iddia neyse, hedefler neyse gelsin herkes bu meclisin çatısı altında konuşsun. Zaten Son döneme baktığınızda HDP'nin de bir Türkiye siyaseti olduğunu görüyoruz ve bundan da biz memnuniyet duyuyoruz. Yani son terör olaylarının bazılarında HDP'nin o olaylarla kendi aralarında mesafe koyduğunu da gördük mesela. Bundan da memnun olduk. Çünkü şunu artık Candaş Bey herkes görüyor, görmeli. Türkiye'de güçlü bir demokrasi olduğu sürece biz bu demokrasi içinde bütün sorunlarımızı çözeriz. Şiddet uygulamak şeyin dışında, bu alanın dışında. Orası bir kırmızı çizgi var. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. O alan dışında. Terörle de şiddetle de mücadele ederiz. Terörle mücadelede asla asla gevşemeyiz. Üstelik mesele eğer PKK ise, PKK terör örgütü ise zaten bu örgüt biliyorsunuz Avrupa Birliği tarafından, NATO tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgütten bahsediyoruz bakın burada. Oradaki mücadelenin tabi de devam etmesi gerekiyor ama Oradaki mücadelenin de akıllı bir mücadele olması gerekiyor. Sadece silah kullanarak terörü sonlandıramıyorsunuz. Bir terör örgütünün varlığını sona erdiremiyorsunuz. Eğer sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele başarılı olsaydı PKK 40 yıldır var olmazdı Türkiye'de. Ama şey de olmadı ki... Yani Siz ülkeyi yöneten kadrolardaydınız. E, çözüm sürecinde e, hiç silah falan değil gayet masaya oturuldu, konuşuldu, e, devlet... Hani artık terör örgütü dağdan insin diye. Fakat o süreçte ortaya çıktı ki ciddi anlamda yani silah stoku yapmış örgüt. Ciddi anlamda terör faaliyetlerine potansiyel olacak bir yatırım yapmışlar. E, öbür türlü de olmadı bunu da gördü Türkiye ne yapacağız? Şimdi çözüm süreciyle ilgili e, en önemli sorun şu. Geçmişe doğru bir muhasebe yaptığımızda. Çözüm sürecinde aslında ne yapıldı? Çözüm sürecinde bir terör örgütünün yaptıkları, yapacakları veya yapmayacakları ile kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri arasında bir alver süreci yaşandı. Biz Deva Partisi'ni kurduğumuz anda parti programımızda dedik ki bu, bu, yanlış. Böyle bir şey olmamalı. Peki ne yapacağız? Biz kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini aynen tanıyacağız. Aynen tanıyacağız. Bakın vereceğiz ifadesini bile kullanmıyorum. Aynen tanıyacağız. Ama terör örgütüyle mücadeleyi de kapsamlı ve her enstrümanı beraberce kullanarak yapacağız. Enstrüman derken bakın tabii ki bir silahlı örgüt varsa sizin de silahınız olması gerekiyor. O olacak ama yeterli değil. Gerekli ama yeterli değil. Demek ki uluslararası ilişkileri çalışmanız lazım. Diplomasiyi çalışmanız lazım. Sosyo-kültürel politikaları çalışmanız lazım. Ve hele hele sınır ötesi bir örgütse bu, sınır aşan varlığı söz konusuysa bütün o ülkelerle çalışmanız lazım. Bir de dünyada biliyorsunuz son yıllarda gittikçe iyi sonuçlanan çatışma çözümü denen bir alan var mesela değil mi? Bu çatışma çözümü alanından da öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla bizim bu konudaki politikamız çok çok net. İki konuyu birbirinden kesin ayırıyoruz. Kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini aynen tanıyoruz, dönüyoruz terör örgütüyle de kapsamlı ve sadece silah kullanarak değil, her türlü enstrümanı kullanarak çatışma çözümü alanı dahil her şey yapıyoruz. Amaç burada bu örgütün terör faaliyetlerinin sona erdirmek. Buradaki nihai amaç bu. Ee, en çok konuşulan, merak edilen şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi şu anda Deva Partisi'nin anketlerde görünen oyu kaç? En son sizdeki anket ne Anketler farklı farklı şeyler söylüyor. Ama bir de bizim sahada gördüğümüz var. Sahada bize başka bir şey söylüyor. Hmm. Yani mesela biz mitingler yaptık değil mi? Ee, Yozgat merkez nüfusu 100 bin olan bir ilimiz. 10 bin kişilik bir meydanı var. Yani Yozgat'ta o meydan doldu taştı. Yani 100 bin merkez nüfusu olan bir ilimizden bahsediyoruz. Ve 10 kişilik bizim bayrağımızı sallayan insanlarla doldu taştı yani. Hiçbir anket bizim Yozgat'ta o meydanı doldurabileceğimizi göstermiyor. Hala göstermiyor. Anketlere bakın. Yani Yozgat'ta Deva Partisi'nin hiçbir zaman miting yapmaya cesaret edememesi lazım. Gaziantep'te miting yaptık. Dört tane meydanı bize vermediler, vermediler. Ta şehrin dışına ittiler. Gaziantep'in bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük mitingini yaptık. Siirt'te miting yaptık. 6 gün sonra Trabzon'da miting yaptık. Bakın sosyolojiye bakın. Şimdi Siirt'in bir sosyal dokusuna bakın. Bir de Trabzon'un sosyal dokusuna bakın. Biz Siirt'te de ana meydan doldurduk. Trabzon'da da ana meydan doldurduk. Hiçbir anket bize bunları söylemiyor. Anketler diyor ki Deva Partisi miting yapamaz. Deva Partisi meydan dolduramaz ama dolduruyoruz. Demek ki neymiş? Demek ki gerçek siyasi tercihini dillendirmeyen, gerçek siyasi tercihini telefonda, veya bir anketöre adını soyadını telefonunu vererek ifade etmek istemeyen çok sayıda vatandaşımız var. Ve bu vatandaşlarımızın görüşü anketlerde tam görünmüyor, tam yansımıyor. Bizim sahada gördüğümüz tablo bu.